Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Ocak 2024 Cumartesi ve Fransa'da Şantili'deyiz. Şantili'de 7 koşulu bir program var. Evet, oradaki ikinci koşudan itibaren başlıyoruz. Daha iyi ikinci koşu olması. İki tane tekimiz var böylece. Altının içine almış olduk ikinci tekimizde. Evet. Birinci koşu 15.03'te şartlı 4 beygir Ayşengizler 1600 metreye çıkacaklar. Yedili Plesen'in ilk ayağı. Burada 4 numaralı Senior Ludwig Basso ile 3 numaralı Larno Brida Valeskar, 6 numara Allure Theo Bucklet ve 9 numaralı Sky Power Stefan Pasquer çıkmış meydana. Evet, meydana çıkmış. Maxim Guyon da çıkmış meydana. Ama yazmayacağız bunu. 4, 3, 6, 9 diyoruz. Bugün Maxim Guyon'un bindiği atlar arkadaşlar bazılarını ilk kez biniyor. Bazıları varlık göstermiyor. Bilmiyorum neden böyle bir şey olmuş. Anlamış değilim. Adamın hakkında skandal bir şey mi çıktı acaba onu? Enteresan yani. 4, 3, 6, 9 aforoz metreler ne yaptılar? Çok kötü atlara biniyor. İkinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor. 15.40'da şartlı 3 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Burada Sweet Dancer, Arthur Mose ile Banco ile başlıyoruz arkadaşlar. Bulamadık biz bu adı geçecek. Burada tabii bulamadık derken yani verilere göre baktığımız zaman bu safkanın Arthur Mose ile kazanması gerekiyor arkadaşlar. Ve 3 numara Sweet Dancer'ı Banco olarak ilan ediyoruz. Üçüncü koşuya geldik şimdi. Altılı Gayan ikinci ayağı. Handikap 4 yaşlı İngilizler. 2700 metreye çıkacaklar. Evet, 6 tane at var burada. Zor bir ayak. Ama yazdığımız atların içinden bir at gelme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. 2 numaralı Sweet Devil Darling. Evet, tatlı şeytan sevgilim. Delfin Santiago güzel bir isim gerçekten. Ama birinci alamamış bayağıdır. Yani böyle şeytanlı meytanlı isimler koyarlarsa daha çok beklerler. 3 numaralı Velingara ve Maxim Guyon'la. Dediğim gibi yani bu ne alaka? My Boy Charlie yavrusu, yalnız dikkatinizi çekerim. Türkiye'deki My Boy Charlie'lere unutmayın arkadaşlar, bakın Maxim Guyon'un bindiği atın orijini My Boy Charlie Aygır. Ve 7 numaralı Watlington, Augustin Mademet kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Bu safkanın rakip noktasında 4 numara Portrero, Stefan Pasquer kesinlikle yazılması lazım. 10 numaralı Hey Charlie, yine My Boy Charlie yavrusu Axel Nico. Bunu acaba kim bunu nakletti, bu orijini? Çok ilginç. Yeni bir orijin bu. Ve 11 numaralı Stellar J, Anthony Krastus'la hiç ihmale gelmez. Kendi atları son ikinciliği var. Çok dikkatli. Zoffani yavrusu bir de. Bence buradaki en kaliteli orijin bu. Tabii aşağıda bir saksonvörü var ama yazmadık onu. Bakın dileyenler yazabilir. 12 numarayı da biz yazmadık. Çok olmasın diye yazmıyoruz. 2, 3, 7, 4, 10, 11 ve yeri olanlar için de 12 diyoruz arkadaşlar. Saksonvörü yavrusu. Büyük sürprizde. 20-30 ganyan garantisi var o atın. Dördüncü koşu Handikap 4 yaşlı İngilizler 2700 metreye devam ediyoruz. Böyle 2,7 kilometrelik yarışlar. Yine at yazacağız burada ama burada 2 numaralı Livaneta. Evet, Livaneta burada Clement Lecavre ile çok ön planda. Tavsiyemiz bu atı eğer %25 falan olsa alternatif olarak banko düşünmenizde %25'in 20'nin 23'ün üzerinden çıkarsa bence yazmanız yarar var. 6 numaralı Massimo Stefan Pasquer ile 1 numaralı Eye in the Sky Christophe Samillon. Evet, Christophe Samillon'un bindiği bu safkanda Cracksman yavrusu. 8 numaralı Hadley, Augustin Mademet. Ve 3 numaralı Ataguiz, Dorian Prost. Var o potansiyel. Dikkat arkadaşlar. 2, %20'nin üzerine 23 falan olursa böyle arkadaşlar çıkarsa 2 Alternatif Banko, 61 kilo sadece böyle bir sıkıntımız var burada. Aksi takdirde 6, 1, 8, 3 diyoruz. Tabii şimdi 8 numarayla 4,5 Augustin Mademet'le şimdi diğer potansiyel olarak Anthony Krastus'un
Tony Piccone'nin, Ludwig Basson'un şu 11, 12 ve 13'te potansiyel olarak arkadaşlar çok sürpriz arayanlar için yani gözünüzü kapatıp parmağınızı basın, herhangi birisinin gelme ihtimali var. Özellikle bence gözünüzü kapatıp parmağınızı basmadan evvel buna basın, 11'e. 11 numaralı safkanın yeri olanlar bence yazsın. Sea the Stars yavrusu, bunlar her ne kadar Maiden safkanı olsa da yani Maiden China değil yani. Maiden France bunlar. Beşinci koşu. Handicap 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Ferrari Favor. Stefan Pasquale ilk atımız. 8 numaralı Zivikova. Maxim Gön. Yani Maxim Gön'ün yarış kazanma ihtimali olduğu tek yer burası. 1 numaralı Briona Hugo Butin. 2 numaralı Anieliska Christophe Samillon ve 3 numaralı Snow Ghost Yortiz Mendizabal. Evet. Şimdi Stefan Pasquale'nin kazanma ihtimali çok yüksek burada. Ama biz yine de temkinliyiz. 4, 8, 1, 2 ve 3. Aynı şekilde %25'lerde falan çıkarsa 4 numara Ferrari Favor. Neden olmasın? Alternatif bankoya döndürebilirsiniz bunu. Küçük kuponlarda. Evet. 6. koşudayız arkadaşlar. Bankomuz var burada. Handicap 4 yaşlı İngilizler. 1600 metreye çıkacaklar. Sioux Nation yavrusu, evet, Sioux Nation yavrusu Monsieur Christian Dumoulin ile Banco. Evet, yani kontrolünü yaptık. Bunlar pontörlerin kendi atı, kendi antrenörlüğünü yapıyorlar aynı şekilde. Kendilerine ait. Zaten burada çok fazla kendi böyle yapan at yok. Antrenör yapan sahip yok yani. Bu var. Şu var. Bunlar var. Bu var. Bu. Bu pontörlerin enteresan. Pontör. Evet. Bu 9 numara banko arkadaşlar. Pontörler bu atın antrenörünü yapmışlar sadece. Muhammed Zeyşan Şabriyan bir fonksiyonunu göremedik yalnız bu atın. 9 banko arkadaşlar. Net. 9 banko. 7. ve son koşudayız. Handikap. 4 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 4 yaşın olması aslında bir nevi avantaj. Arkadaşlar burada bir aksilik olmazsa 4 numaralı Big Drift'in kazanmasını bekliyoruz. Burada yine bunların kendi atı, kendi antrenörü yapıyor. Agustin Mademet'i bindirmişler üzerine. 3 numaralı Anolin, Anthony Grassos'la yakın rakibi. 2 numaralı Valentino Feis, Delfin Santiago. Ve 8 numaralı Sunshine Flat. Clement Lecavre. Yani burada çok yeri olanlar için de size tavsiyem. İki tane daha at var. 9 numara Amera ve 12 numara Fernando. 9 ve 12 numara safkanları da yazmanız gerekebilir arkadaşlar buraya. Tabii ki 15 numara Darling J. Çok sürpriz düşünenler için yine o da yazılması gerekiyor. Tabii bunlar böyle yaz 500-600 lira kupon oluyor arkadaşlar. O yüzden alternatif bankolarımız da önemli. Hatırlarsanız 3. koşuda 3 numara, 6. 7. koşuda 9 numara bankoydu direkt. 5. koşuda 2 numara ve 6. koşuda da 4 numara alternatif bankoydu. Burada da 4 numara bizim için ön planda olan bir safkan olsa da temkinliyiz arkadaşlar buralarda. Yani diğer ayaklarda yani 4. koşuda olsun 8. koşuda yani burası 7. koşu özür dilerim 8. koşu diyorum. Oranın 8. koşusu. Burada son ayakta da bol bol at yazmamız gerekiyor. Yani bunları göz ardı edemeyiz. Güzel bir ikramiye var inşallah. Oynayan arkadaşlarımızdan bazıları tutturur. Yani hepiniz tutturun da. Hepiniz tutturdunuz mu o zaman vermez ikramiye fazla. O yüzden böyle en çok ihtiyacı olan arkadaşımız en hızlı o kazansın diyelim. İstanbul var bugün. Premium Star üyelere ait videomuz var. Gavstream var. Aynı zamanda arkadaşlar Adana açık, Şantili açık, Şanting açık. Bunları izleyebilirsiniz. Herhangi bir premium star üyelik olmaya gerek yok. Premium star üyelik arkadaşlar 350 lira aylık. Öyle 12 ve 1 arasında o güne ait tüm yarışlara ait. Tabi sabah yarışları olduğu zaman Şanting gibi onu öyle bir verem ihtimalimiz yok. Saat 11-11.30 gibi çalışmamızı bitiriyoruz. 12 gibi de fırından çıkarttığımız şablonlarımızı koyuyoruz arkadaşlar yayına diyoruz. Evet, böylece bugünkü
Şantili ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum. Şans yanımızda olsun. Hepimizin hoşça kalın.